Evet. Şimdi mülk devri ve onda ilk ayrılanın bilinmesi. Bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in elçileridir. Bilmelisin ki Allah seni desteklesin. Bir rivayette Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini bildirmiştir. Ben Adem oğullarının efendisiyim. Yine de bununla iftihar etmem. Başka bir rivayette ise fahır yerine fahıs zikredilmiştir. Fahıs yanlış bir şey ile böbürlenmek demektir. Sahih-i Müslim'de ben kıyamet günü insanların efendisiyim hadisi aktarılır. Böylelikle Hazreti Peygamber adına efendilik ve beşer cinsinden bütün peygamberlere karşı üstünlük sabittir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Adem su ve toprak arasındayken ben peygamberdim. E tabii ki dedik ya, ilk yaratılışta Nur-u Muhammedi yaratıldı. Her şey ondan halkedildiği için Nur-u Muhammedi yaratılması hasebiyle Peygamber Efendimiz ilk yaratılan Peygamber Efendimiz'dir. Onun nurudur. Adem su ile toprak arasındayken ben peygamberdim demesi bu anlama geliyor. Yani zaten peygamberdi. Hakikatte yaratılış olarak ilk peygamber olmasıyla birlikte şehadet aleminde açığa çıkış olarak son peygamberdir Peygamber Efendimiz. Bakın, ilk yaratılan Peygamber Efendimizin nurudur. Ama cisimlenerek, vücut bularak şehadet aleminde açığa çıkış itibariyle de en son peygamberdir. Dolayısıyla bütün peygamberler aldıkları bu feyzi, bu ilahi feyzi Resulullah Efendimiz aracılığıyla almışlardır. Yani onlara da o feyiz Resulullah Efendimizin hakikatinden, hakikati Muhammedi'den gelmiştir yani. Bütün o feyizlerin kaynağı gene Resulullah Efendimizdir. Nitekim Allah bedenlerini yaratmazdan önce Ademoğullarından söz almıştı. Her ümmete kendi cinsinden bir tanık gönderdiğinde, ki söz konusu tanıklar peygamberlerdir, Allah bizleri de onlara beraber ümmetlerine tanık yapmakla o tanık olan peygamberlere katmıştır. Böylelikle Adem'den son peygambere kadar alemdeki bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in vekilleri olmuştur. Hazreti Adem'in devrinden Hazreti Muhammed'in devrine, oradan kıyamet vaktine kadar her dönem Hazreti Muhammed'in mülküdür hakikati itibariyle. Onun mülkü dönemidir. O ahirette bütün peygamberlerden üstün olduğu gibi sahih bir rivayette efendiliği de hükme bağlanmıştır. Bu cihetle aslında ümmeti Muhammedi denilirken tüm Ademoğulları kastedilmekte. Çünkü tüm Ademoğulları hakikatte ümmeti Muhammedi'dir. Özel anlamda ümmeti Muhammed'i Resulullah Efendimiz'in beşer olarak dünyaya gelmesiyle birlikte onu görenlerin ve ona tabi olanların, insanların ümmeti Muhammed olması ayrı. Bizlerin ümmeti Muhammed olması mevzusu ayrı. Ama genel anlamda bütün insanlar ümmeti Muhammed'dir. Çünkü ondan halkedildik yani. O hakikatte. Hazreti Peygamber duyu aleminde diğer peygamberlerden daha önce var olmadığı için her şeriat kendisini getiren peygambere nispet edilmiştir. Halbuki her şeriat dış varlığı olmasa bile farkında olunmayan yönden gerçekte Hazreti Muhammed'in şeriatıdır. Nitekim şimdi de Hazreti Muhammed'in dış varlığı olmadığı gibi Hazreti İsa'nın inip de onun şeriatıyla hüküm vereceği vakitte de olmayacaktır. Hazreti Peygamber'in şeriatıyla Allah'ın bütün şeriatları geçersizleşmesine, nesih etmesine gelince bu geçersizleştirme önceki şeriatları onun şeriatı olmaktan çıkartmaz. Resulullah Efendimiz'in gelmesiyle ona has bir şeriatın verilmesi, önceki peygamberlerde gelen şeriatın da peygamberimizin şeriatını olmaktan çıkartmaz diyor. Bütün şeriatlar aslında hakikati itibariyle, özü itibariyle gene Peygamber Efendimiz'in şeriatıdır. Dedik ya, bütün peygamberlerde tüm feyzini ve alacaklarını Resulullah Efendimiz'den aldılar. Onun nurundan aldılar. Yani hepsinin seyidi. Tabii hepsinin seyidi. Hazreti Peygamber'in Adem oğullarından üstünlüğü mevzusunu da bu şekilde dile getirmiş olduk. Bir ayette İbrahim'in milletine, dinine uyunuz buyurulur ki millet din demektir. Şu halde Hazreti Peygamber dine uymakla memurdur. Din ise Allah katındandır. Başkasının katından değildir. Hazreti Peygamber'in şu ifadesine bakınız. Musa yaşamış olsaydı bana uymaktan başka yapacak bir şey bulamazdı. Böylece Hazreti Peygamber uymayı kendisine izafe etmiş, ona ise peygamberlere değil, dine ve peygamberlerin hidayetine uymak emredilmiştir. Çünkü en büyük imam hazır iken herhangi bir vekilin hükmü olamaz.
Artık hüküm imamındır. Büyük imam bulunmadığında vekiller onun yasalarına göre hüküm verir. Şu halde Hazreti Peygamber görünür ve görünmez olarak hüküm sahibi en büyük imamdır. Allah ehlinin kanıtları o konuyu... Ne kadar bir intizam değil mi? Ya. En son gelmeseydi, en baş gelseydi insanlar hem şirke gireceklerdi hem de mesela tevil getireceklerdi. Elbette. Sonra gelen peygamberler hayır Muhammed böyle demiştir diyeceklerdi aleyhissalatü vesselam için. Tamam mı? Sen yanlış söylüyorsun. Sen peygamber olamazsın. Biz ona tabiyiz deyip belki de değişik fırkalar çıkaracaklar. Bozdukları gibi, tahrip ettikleri gibi dini. Nitekim evet. Nasıl ki Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dinini bozdular, tahrip ettiler. Evet. Aynı şeyler olacaktır belki. Evet. En mükemmel. Zaten kemal oluşması için en son gönderiliyor. Resulullah Efendimiz. O kemal Cevami-ül Kelim olması hasebiyle Peygamber Efendimiz tüm hakikatleri kendinde topladığı için en mükemmel şekilde kemal onda açığa çıkıyor. Son peygamber olarak. Alemin kemalatı da böylece zuhur etmiş oluyor.